Herkese tekrardan merhabalar. Önceki derslerimizde LED kullanımı, potansiyometre kullanımı öğrenmiştik. Ayrıca rezistörün nerelerde kullanıldığını. Bu dersimizde ise switchlere ve push button'lara geçiyoruz. Anahtarların elemanlarını göreceğiz. Başlayalım. İlk önce ISTE başlıyorum. Devremizi bir oluşturalım. Daha sonra kodlama kısmına geçeriz. İlk önce göstereceğim eleman. Hepsini alalım hatta. Switch. Pardon, şey. Gördüğünüz gibi burada switch ile çıktı. Ben momentary action alacağım. Diğer kullanacağımız eleman push button. Bunlar ikisi de anahtarların eleman olarak görev alıyorlar. Tabii ki Arduino'da olan. Arduino ona. Dediğimizi alalım. Bunun yanında bir de rezistörü alalım. Yani direnç. Tamamdır. Elemanlarımız bu kadar. İlk önce anlatacağım switch. Aç kapa switch'i. Yani tek görev. Görmüşsünüzdür. Açıp kapatmaya yarıyor sadece. Evlerimizde de kullanıyoruz hatta lambaların açıp kapatılmasına. Bu switch nerelerde kullanılıyor derseniz Arduino'yu beslerken kullanabilirsiniz. Tek küçük bir devre çizelim bununla alakalı. Bunun için bir tane batarya alalım. Arduino'yu beslemek için 12 volt veya 9 volt kullanacaksınız. Biz de 9 volt kullanalım. Daha sonra switch'imizi de buraya koyalım. Arduino yerine Arduino'da besleme butonları yok. Yani kapalı halde simülasyonda. O yüzden LED kullanalım. LED'imize rezistör ekleyerek korumasını sağlayalım. Devremi şu şekilde tamamlıyoruz. Bunu 470 ohm yapabiliriz. Veya 1K. Arduino olarak düşünebilirsiniz. Arduino besleme veriyor olarak. Ya da breadboard'a motor kullanıyorsanız besleme olarak. Ve seni çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Ama LED'imiz yanmıyor. Switch'imizi kapattığımızda anahtarımızı LED'imizin yandığını göreceksiniz. Açtığımızda da LED'imiz sönecektir. Hatta Arduino'da besleme yaparken kapasitörde kullanabilirsiniz. Voltajdaki yükselmeleri en aza indirecektir. İnme çıkışları. Durduralım ilk önce. Rotate diyelim. Bu şekilde Arduino'muza paralel yani gerilimimize paralel kapasitör bağlarsak voltajdaki inişleri çıkışlar en aza indirecektir. 0,1 mikrofarad veya biraz daha büyük olabilir. Yetecektir. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi switch'imiz çalışmakta, LED'imiz de çalışmakta. Bu switch'in kullanımı bu kadardı. Aç kapa görevini üstleniyor sadece. Bunu silelim. Tabii durduralım. Sildim şu an. Şimdi Arduino ile kullanacağımız switch push button'a bakalım. Tam olarak geçiyor zaten. Bunu az daha şöyle ileri alalım. Şöyle alalım. Pardon. Şöyle ikisini de alalım. Şimdi butonlarımızı dijital pinlerden birine bağlayabilirsiniz. Ben ikinci pini seçeceğim. Tercih ediyorum. Bu butonumuzu görürken decoupling olayını da öğreneceğiz. Decoupling ne olduğunu. Şimdi bu butonumuzu çalıştırmak için potansiyometrede olduğu gibi bir tane power'a
Bir tane de ground'a ihtiyacımız var. Şimdi bunlar nasıl bağlanacağını göreceğiz. Butonumla push button'ı direkt bağlamıyorum birbirine. Resistör kullanıyorum. Akımı biraz daha sınırlandıracaktır resistör. 220 ohmluk bir resistör yetecektir bize. Bu şekilde yapalım. 220. Yani üst tarafa 220 ohmluk bir direnç bağladım. Koruma direnci olarak düşünebilirsiniz. Alt kısma ise pull down direnci denilen, yani şaseyi önleyen kısa devreyi bir tane direnç bağlıyoruz. Bağlayalım. Daha iyi anlatacağım şu an. Daha iyi göreceğiz. Nedenle. Bunu az daha yukarıya alalım. Ve şunu şöyle az daha çekelim. Ve butonumuzun altından ise giriş pinimizi alıyoruz. Arduino'ya. Şöyle bağlayalım. Buton kullanımızı bu şekilde yapıyoruz. Butonumuzu resimde de görelim. Butonum şöyle bir şey. Anlık buton olarak geçiyor. 4 tane bacağı bulunuyor. Ama biz çapraz veya karşılıklı iki tane bacaklarını kullanıyoruz. Yani şöyle ikili bir arada ve çapraz bir arada oluyor. Bunu bağlamanın sebebi, eğer butona basılıysa buradan gelen, şöyle basılı kalsın, buradan gelen power'ımız pine giderek aktif olmasını sağlıyor. Yani bir bilgisini gönderiyor. Eğer basılı değilse GND'ye gitmesini sağlıyor. Ama GND'ye direkt götürürsek pinimizle toprak arası şase, yani kısa devre olmuş olur. O yüzden 10K'lık direnç koyarak bu kısa devreyi önlemiş oluyoruz. Arduino'nun tavsiye ettiği 10K'lık direnç. O yüzden 10K yerleştirdim. Farklı mikro işlemcilerde değişiyor bu pull down direnci. Mesela pull down ne demek? Şuraya da yazalım. Oradan daha iyi anlatırız. Ve büyütelim az. Biliyorsunuz pull çekmek, yani aşağı çeken direnç anlamında düşünebilir. Pull down direnci deniyor bu direnci de. Devremiz bu kadardı. Buton kullanımı öğreniyoruz şu an. İsterseniz kodlama kısmına da geçelim. Kapatalım. Integer buton pini oluşturuyorum. Bu 2 olsun. Bir tane de durum değişkeni oluşturacağız. 1 veya 0 gönderdiğini alabilmek için. Bunu ise farklı olsun. Boolean değişkeniyle oluşturalım. Burada buton state eşittir false ile başlayabiliriz. Yani 0. Öncekilerde yaptığımız gibi değişkenimize 0 değerini verdik. Daha sonra pin mod fonksiyonu ile buton pinimizi giriş pin olarak ayarlıyoruz. Daha sonra ekranda görebilmek için serial.begin ile ekranımızı başlatıyoruz. 9600 haberleşme hattında. Pardon. Serial.println ekranımızı yine başladı yazımızı yazdıralım. Ve küçük bir direği koyalım. Daha sonra değerimizi okuyalım butondan. Buton state eşittir. Bu sefer önceki derslerimizde analog pinlerimizi okuduğumuz için analog read yapmıştık. Şimdi ise dijital read yapacağız. Dijital bir pin okuyoruz. Ve buton pin dedik. Alt satırımızda ise bu değerimizi yazdıralım. Serial.println buton state buton durumunu yazdırdık ve dileği de 400 koysak yeterli olacaktır. Basılıp basılmadan daha iyi anlarız. Evet, programımız da bu kadar. Kod kısmı.
İstersen bunu büyükleyelim. Kaydediyorum. Bunu da dijital read yapıyorum. Kaydettim. Evet, şu an tamamlandı. Hexe kodumuz da burada. Hexe kodumuzu alalım. İçimize gelelim. Ve unumuzu yükleyelim. Yükledim. Ayrıca Virtual Terminal ekranına bağlayalım değerlerimizi görmek için. RxD pinle. TxD pinle. TxD pinli ise RDX pinle bağlıyoruz çapraz şekilde. Burası da tamamdır. İsterseniz başlatalım ve görelim. Şu an 0. Gördüğünüz gibi şu an GND basılı olmadığı için buton pinden çıkan değer toprak ile 10K rezistör üzerine geçerek birleşiyor. Buna basarsak görüyorsunuz bir değerini aldık ve basıltıyorum şu an. 0, 1, 0, 1. Dili azaltırsanız anlık bir değişim alacaksınızdır. Biraz gecikmeli geliyor değerleriniz. İsterseniz delay'i biraz azaltalım. Aşağı indirelim. 100 yaptım. Tekrardan istatistiğe geldim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi daha da hızlı. Gördüğünüz gibi anlık olarak değişimleri alabiliyoruz. Decoupling olayını açıklayayım. Decoupling olayı butonlarımızda mekanik bir hata var. Butona basıldığında ve geri çekildiğinde eğer rezistör yerleştirmezsek pull-down ikisi arasında gidip gelecektir. Yani 1 ve 0'ı basılıp çekildiği anda tam algılayamayacaktır. Bu arada 1-0'dan rastgele değerler döndürmeye başlayacaktır. Bunu engellemek için ise pull-down direnci kullanıyoruz. 220 ise power'ımız direkt pine vermemek için kullanıyoruz. 220 ohmluk direnci ise. Bir daha çalıştıralım görelim değerlerimizi. Gördüğünüz gibi şu an 0 göstermesi sebebi pinimiz direkt toprağa gitmesi. Eğer basarsak pinimize power'dan gelen güç pinimize gidiyor ve bir değerini gösteriyor. Evet, bugün de butonlarımızın ve switchlerin kullanımını öğrendik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için. Bir sonraki dersimizde ise bu hatayı, decoupling hatasını kod kısmıyla gerçekleştireceğiz. Pull-down direnci kullanmadan. Herkese iyi günler diliyorum.